Sahte içkiden can kayıpları yükselmeye devam ediyor. İzmir, Kırıkkale, Mersin, İstanbul, Aydın, Muğla ve Trabzon'da 44 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Peki son durum ne? Son bilgiler ne? Hemen kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. A Haber muhabiri Gamze Elçi karşımızda olacak. Gamze, kolaylıklar dilerim. Ne yazık ki acı haberler geliyor ve hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Sözü hemen sana bırakalım. Maalesef ne yazık ki iyi haberler veremiyoruz ve her yaptığımız canlı yayında maalesef sayılar giderek artıyor. İzmir'le başlayalım isterseniz, çünkü Türkiye genelinde sahte içkiyle ilgili can kayıpları yaşanıyor. İzmir'de de bu sayı 18'e yükselmiş durumda. 20'den fazla kişinin de yoğun bakım ünitelerinde tedavisi devam ediyor. Maalesef durumu kritik olanlar da var hala. Acı haberleri almaya devam ediyoruz. İzmir'de tabii ki denetimler de çok hızlı bir şekilde ve kapsamlı bir şekilde sürmekte. Şu ana kadar Türkiye genelinde 30'un üzerinde kişi gözaltına, şüpheli gözaltına alınmış durumda. Ve baskınlar, denetimler devam ediyor demiştik. Dün de İzmir'de akşam saatlerinde Çiğli'de bir depoya baskın düzenlendi. O baskında da, o sıcak anlarda da biz de A Haber ekibi olarak oradaydık. Tam 5 ton sahte içkiyle geçiriydi. Bir dağıtım deposuydu. Yani üretilen o kaçak içkiler o depoda toplanıyordu. Oradan da sevkiyatı gerçekleştiriliyordu. Bu kapsamda bir kişi de yakalandı. Ve tabii ki gözaltılar da var. Şu ana kadar yine sayı epeyce arttı. 15'e yakın bir gözaltı sayısı var. O da emniyette, o kişiler de sorguları, ifadeleri alınmak üzere bekletiliyor hala. Önümüzdeki saatlerde de bir kısmının emniyetten adliyeye sevk edilmeleri söz konusu. Genel olarak Türkiye gündeminde baktığımızda sahte içkiyle ilgili tam 8 il, senin de saydığın gibi 8 ilde ölümler devam ediyor. Şu ana kadar sayı 44'e ulaşmış durumda ve 8 ilde de 30'dan fazla şüpheli de gözaltında. Emniyette sorguları devam etmekte. Baskınlarda çok sayıda içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi ve tabii ki tonlarca da kaçak içki ele geçirilmiş durumda. Bir not daha iletelim. Yapılan numune sonuçları çıktı, alınan numune sonuçlarda ve yapılan araştırmalarda etil alkol yerine metil alkol kullanıldığı tespit edildi. O kadar tehlikeli ki sadece bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı bile bir insanı öldürmeye yeterli. Ve tabii ki dün de yapılan baskında sahtekarların, etiketlerin de sahtesini yaptıkları ortaya çıktı. O yüzden etiketli etil alkol alımına da çok dikkat etmek lazım. Çünkü her etil alkol olarak satılan şey etil alkol değil, metil alkol de olabilir. Bu yüzden tabii ki yetkililer de vatandaşları uyarıyorlar, alım konusunda çok dikkat etmek lazım. Çünkü ölümler giderek artıyor.